başkanı olsun değil. Biz de üretiyorsak kooperatif de olur diyor. Böyle bakıyoruz. Yani üretmeyen kişi kooperatifi nasıl yöneteceğini bilmez. Artı değeri artı değere çevirir. Tabii. Sömürür yani, bir parçası böyle olur. Onun için buna hazırlanıyordum işin doğrusu. Ama hem kurum, bizim kurumumuz, hem Dersim Demokratik Halk Dayanışması, hem de diğer sosyalist kurumlarla toplantılar, tartışmalar da sürdürdü. Genel şöyle izlenimler aldığınız bize, çünkü açıklamayı okuduğum için söylüyorum. Siyasetin MYK'sı olmama rağmen bu toplantılara katılmadım. Etik bulmadım, doğru bulmadım. Yoldaşlar gelemem dedim. Çünkü benimle ilgili bir karar aldığımızda benim orada olmam doğru değil dedim. Ve alınan kararı hem teamül açısından bu meseleyi tartışırken, hem de genel olarak da siyasi kurumlar, demokratik kitle örgütler, partiler ve benzeri dost kurumlar, halkla görüşmeler sonrasında bir dönem daha belediye başkanı olabileceğime dair bir karar aldım. Size özel bir istisna yaratıldı. Gibi. Böyle bir şey oldu. Ama bundan sonra da olmayacak anlamına gelmiyor. Bizimle ilgili değil. Şu ana kadar. Bana bir kere. Evet. Ama diyelim ki ihtiyaç duyduğunda kurum, başkaları için de böyle bir karar almam yetkisi MYK'da. Merkez Yürütme Kurulu'nda. MYK böyle bir karar aldı. Onun için ben bu saatten sonra belediye başkanı adayı olmam ya da burada başka bir yorum demem. Çünkü 40 yıllık siyasetin faaliyetinin yürüten biri olarak o ilkelerin, o alınan kararları ilke olarak görüyorum. Peki olacağım. Bu adaylık Tunceli mi? Tunceli Belediye Başkanlığı mı yine? O da var. Evet. Yani ama başka tartışmalar da sürüyor. O tartışmaları yani, şimdi biraz verelim. İzleyicilerimiz belki onu da merak ediyorlar. Tunceli değilse neresi? Başka bir kent. Ha, kent de olarak şöyle. Akdeniz'de bir ilde birkaç ilçe tartışması, görüşü oldu. İl mi, ilçe mi? İlçe, büyük ilçeler. Diyelim 300-500 bin nüfuslu bir ilçeler. Yani Akdeniz'de. Şey diyelim, bir il söz konusu değil. Herhangi bir il belediye başkanlığı. Yok, bir iki yıl tartışmalar oldu. Araştırmalar yapıyorlar, muhtemeldir. Araştırmalar sonrasında kazanmaya yönelik bir tartışma yürüttü. Çünkü sosyalist kurumlar, biz sadece kendi başımıza bir karar da almıyoruz. Sonuçta ittifak yaptığımız kurumlarımız var bizim. Sosyalist kurumlar var, demokratik kurumlar var ve benzeri toplumda kendim bu süreç içerisinde ortaklaştığımız, birlikte hareket ettiğimiz insanlarımız var. Bireyler var ve benzeri kadınlar var. İşçiler var, emekçiler var gibi gibi. Bütün bunlarla görüşmelerde şöyle bazı bölgelerde tartışmalar sürdürdüler ama yani İstanbul'un da, İzmir'in de, işte Aydın'ın da ve benzer illerde bazı araştırmalar da yapılıyor. Ama şunu söyleyeyim, tabii bir tarafı da Dersim merkezdir, yani onu söyleyeyim. Orada olmak başka bir şey, onu seviyoruz yani Dersim. O şehirli olmak güzeldir. Benim ailemin hepsi çıktı ama ben hiç orada çıkmadım. Ben hep oralardaydım. Sevdiğim bir şehir bir de. Orada var. Siz doğma büyüme Tuncelilisiniz. Evet. Hiç çıkmadım abi burada. Ben doğma büyüme. Araya, hiç çıkmadan başka yerde nasıl belediye başkanı yapacaksınız? Araya kaynaması da bir isimleri. İzmir dediniz. İstanbul, Aydın, buralardaki bazı ilçe tartışmaları sürüyor. Aydın, İzmir ve İstanbul. Bu da Antalya geçti sanki. Ama Dersim merkezde. O şehir olarak. Evet, bu 4-5 ama diğerlerinde dediniz, şimdi yanlış mı anlıyorum, İzmir, İstanbul ve Aydın'da büyük nüfuslu ilçeler. İlçeler tartışılıyor, araştırmalar yapılıyor, anketler ve benzeri. Hangi mesela bir isim olarak belli olan var mı? İstanbul'da neresi örneği? Abi kolay söylemem. Gerçekten çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Şurasıdır. İnanın ki bak. Bir şey söyleyeyim mi ben? Bizim siyasetimizi hemen tanırsınız, araştırmışsınız, biliyorsunuz. Biz yoldaşlarımızla, dost kurumlarımızla oturduğumuzda bizim B planımız olmaz başkanım. İlkelerimiz var. Bu siyaset dostlarına dosttur. Net. Hayatta mesela diyelim ki biz örnek veriyorum. Türkiye'de 10 tane siyasetle bu ittifak tartışmaları sürdürüyoruz ya. Gittiğimiz bütün dost kurumlarımıza şöyle diyoruz. Bizim B planımız yok. Şu sürece kadar tartışma sürdürüyoruz. Eğer ittifaklar olmazsa ondan sonra kendimize ait bir plan yapıyoruz. Yoksa ilkesizlik olur. Mesela ben bugün desem ki araştırmalarda şu ilçe öne çıktı, bu ilçe şurada kaldı desem, diyecekler ki siz zaten karar almışsınız, niye danışıyorsunuz bize derler. Ama mesela onlarca şehirde tartışma yürütüyor. Bizim siyaset sadece orada değil, Erzincan'da, Dersim'de, Ardahan'da, bazı yerlerde bu yerel çalışmalar yürütüyor. Oralarda biz 8-9 tane, 10 tane belediye ile ilgili bir çalışma da yürütüyor aynı zamanda. Yani anladığım kadarıyla Türkiye'deki özellikle sosyalist hareket içerisinde siz bugüne kadar ortaya koyduğunuz performans, kamuoyunda tanınırlık ve başarılarınız nedeniyle Tunceli'deki başarınızın yine tüm Türkiye'ye örnek olacağı
daha büyük bir ile ve ilçesine taşınması amacın. Evet, yani o da tartışılıyor ama aynı zamanda diyelim ki bu ittifak burada girsin, Dersim'de girsin derse de orada olacak. Yani bunu söyleyeyim size. Buna bağlı, yani benim merak ettiğim. Tunceli silinmiş değil yani. Yok. Tunceli evet. Hala aday olabilirsiniz. Tabii. Ama acaba başka bir yerde de aday göstersek nasıl olur diye bir fikir jimnastiği mi var? Aynen öyle. Şimdi bu yani seçimler yaklaşırken özellikle yerel seçimler özelinde yani kamuoyunda bizlerin